Arkadaşlar, Hatice Durmaz Güzelliğin Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün püskül oyası yapımını göstereceğim size. Püskül oyası, süpürge oyası ya değişik isimlerde adlandıranlar var. En kolay, en basit şekilde anlatmaya çalışacağım yine her zamanki gibi. Çok çok güzel oluyor. Önce püskül yapımını göstereceğim. Şöyle bir filkete kullanarak yapacağız arkadaşlar. Daha sonrasında da yazmaya nasıl montelendiğini göstereceğim inşallah. Yazmanın içindeki renklerden kullanabilirsiniz. Şöyle bunları bir kenarıya alayım ben. Filketimin biraz şöyle iç kısmına doğru sardım. Burası daha sert olduğu için aynı hizada oluyor arkadaşlar. O yüzden şuradan şöyle tutuyorum önce ve 30 kere doluyorum. Sündürdüm ipimi. Sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. Şöyle arkadaşlar, ön tarafa doğru çeviriyorum. Sarmış oldum en son yeri. Bir miktar uzun kesiyorum. İpimi iğne takmak için tığ ile de birleştirebilirsiniz. Ben iğne ile birleştireceğim. Şöyle iğneme geçiriyorum ipimi. Biraz daha dolgun olmasını istiyorsanız fazla da sarabilirsiniz. İnce olmasını istiyorsanız daha az da sarabilirsiniz. Kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle iğnemi geçirebilirsem. Şimdi bu şekilde doladıktan sonra dediğim gibi bakın şu üst tarafa gelen tarafı kendimize doğru çevirdik filketenin. Bu filketeyi züccaciyelerde ve ip satan yerlerde bulabilirsiniz. İpimiz şöyle üstte. İğnemi bakın ipin bu en sondaki dolanmış olduğum ipin altından geçiriyorum. Yani bu ip iğnemin üstünde kalacak. Şu şekilde bu taraftan geçirmeyeceğim. Bu ip iğnemin üstünde kalacak şekilde aradan geçirdim. Yine aradan iğnemin arkasından gelen ipi bakın arasından dış taraftan değil iğnemi alttan iki kere doluyorum arkadaşlar ve çekiyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar yan tarafından bir kere daha şöyle iki kere doladık. Bu arada iki kere dolamamızın sebebi daha sağlam olsun diye. Yakmayı pek sevmiyorum arkadaşlar. Ama bunu da yakabilirsiniz filket oyasında. Yani püskül yaparken çıkmasın diye. Ama iki kere dolayıp güzelce sıkılaştırırsanız gerek kalmaz. Bunu da çekiyorum. Ben iki kere yaptım. Yani iki kere yan yana düğüm attım. İsterseniz üç de yapabilirsiniz burayı. Bir üçüncüyü yapmayacağım. Ben iyice sıkılaştırdım. Burayı dip kısmından kesiyorum. Şunu da aynı hizada kesiyorum. Filketeden çıkmadan önce arkadaşlar şöyle makasınızı geçirin. Daha kolay oluyor böyle. Ve aynı hizada olmuş oluyor. Bakın şu şekilde. Makasımı geçirdim çıkartmadan önce. Keskin bir makas olursa da daha iyi oluyor. Daha sonra filketimi çektim, çıkarttım. Hepsini bir kere de kesiyorum. Yapımı bu kadar kolay ve zevkli arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim. Bir de kırmızıyla yapalım. İpimi biraz fazla asıldığım için koptu. Hemen tekrar sündürüyorum. Bunu bir oturuşta hepsini yapabilirsiniz püsküllerin. O kadar kolay. Yazmaya oturtması da kolay arkadaşlar. Onu da göstereceğim birazdan.
Şöyle bakın tuttum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şöyle 30 yaptım ve iğnemi en son doladım tarafı kendime, pardon, ipimi en son doladım tarafı kendime çevirdim. Bir miktar uzun kesiyorum iğnemi takmak için. Şöyle elinizden de bırakmamaya çalışın, kaymasın diye. Daha sonra iğnemize takalım. Ne yapıyorduk? Burada bakın tekrar gösteriyorum. İpin altına gelecek şekilde iğnemi soktum. Yani bu ip iğnemin üstünde kalacak. Kesinlikle ipi bu tarafa alıp böyle sokmayın arkadaşlar. Yanlış olur. İpin altında kalacak şekilde iğnemi soktum. Yine aradan İkisini de araya aldım. Bakın iğnenin öbür tarafına çekmiyorum kesinlikle. İğnenin arkasından gelen ipi iğneme iki kere doluyorum. Daha sonra sıkılaştırıyoruz. Tekrar aynı yere. İsterseniz bu tarafa, mesela benim bu tarafı biraz daha az kaldı bu sefer. Diğer tarafa çektim. Bu sefer İpi iğnemin üstünden dolayacağım. Diğer tarafa doğru. Bunu da alttan doluyorum. Bu şekilde tamamladım. Şurayı kesiyoruz arkadaşlar. Şuradaki ipiniz uzunsa fazlalığını alın. Ben az önce videoyu duraklatmıştım. O zaman aldım. Kesmeden önce makasıma geçiriyorum. Daha sonra çıkartıyorum ve kesiyorum arkadaşlar. Tek seferde kesmeye özen gösterin. Hepsi aynı hizada oluyor o zaman. Şimdi hemen yazmaya montesini de göstereyim. Püsküller bu kadar kolay ve basit oluyor. Ben daha önceden zürafasını hazırlamıştım. Yeşil yaptım ben. Sizler isterseniz alt zeminini bir püskülden bir püsküle kendi rengiyle, diğerini bir renkle o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yazmanın kendi renginden çekmeniz lazım zürafayı bu sefer. Şöyle şuradan başlayayım. Köşeye kadar geleyim arkadaşlar. Burada şu aradan geçiriyorum. Ve hemen yan taraftaki zürafaya tekrar zürafa yaparak sabitliyoruz arkadaşlar. Burayı biraz ayarlı yapmanız lazım. Ne sık ne bol. Hani püskül tam düzgün duracak şekilde yaparsanız daha güzel olur. Bakın böyle. Bu şekilde montelerseniz de ayrıyeten tekrar bir dikmenize gerek kalmaz. Yaparken montelemek her zaman daha avantajlı. Şöyle ara suyunu da bir tane zürafa yapıyorum. Geriye dönüyorum zürafanın içine. Bu arada püskülden sonra iki tane boş zürafa bıraktım. Geriye döndüm. İçine bir tane pırpır yapıyorum. Hemen pırpırımın içine yukarıya doğru çıkıyorum. Siz istediğiniz ara suyunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki zürafaya değil, hemen dip kısmına iniyorum.
Şöyle indim. Daha sonra bir sonraki zürafaya iniyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir ara suyu koyacağım. İndikten sonra geriye dönüyorum. Sadece indiğimiz zürafayı boş bırakıyoruz. Tekrar bir zürafa daha yaptım. Geriye döndüm. Pırpırımı yaptım. Pırpırımın içine yukarıya doğru çıkıyorum. Pırpırların üstüne çıkarken iki dolamaya özen gösterin. Bu daha dik ve düzgün durmasını sağlıyor arkadaşlar. Tek dolasanız bile oralarda iki dolarsanız daha düzgün durur. İnerken farkındaysanız alttan tek doladım. Bu da bu pırpırların üst kısmının, sinek kanatların üst kısmının kıvrılmasını engelliyor. Özellikle pırpır yaparken alttan dolarsanız dönme yapmaz pırpırlarınız. Ben ipi bazen farklı atıyorum. Siz bu şekilde de atabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Nasıl alıştıysanız öyle devam edin arkadaşlar. Önemli olan düğümleri sıkı yapmak ve yaptığınız işi ayarlı orantılı yapmak. Yani birini büyük birini küçük yaparsanız düzgün olmaz. Düğümlerinizi gevşek atarsanız düzgün olmaz. O yüzden sıkı sıkı yapmaya özen gösterin. Hemen bir tane daha yapalım. Daha sonra bir püskülümüzü daha oturtalım. İplerimi her zaman sündürerek yapıyorum. Bu da gelen sorular arasında. İpinizi sündürürseniz o da rahat yapmanızı sağlar. İpinizin çok kıvrılmasını, katlanmasını engeller. Şöyle 4 tane yapmış oldum arkadaşlar. Şununla birlikte onu saymayalım. Bir iki tane yapalım. Çünkü bir taraf dar, bir taraf geniş olacak bu sefer. İki tane zürafa yapıyorum. Hemen püskülümün arasından geçirdim ipimi. Yan tarafındaki diğer zürafaya yine zürafa yaparak iniş yapıp sabitliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem yapımı kolay, hem montelemesi kolay, hem de güzel böyle gösterişli bir model. Çeyizler özellikle çok güzel oluyor. Tavsiye ederim sizlere. Daha sonra iki tane boz zürafa yapıyoruz ve ara suyumuzu koyarak devam ediyoruz. Bu şekilde. Ben biraz ilerleteyim. Şu diğer renkleri de yapayım arkadaşlar. Tekrar göstereceğim sizlere. Şöyle bir renk daha kattım ben arkadaşlar. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Arasını biraz daha seyrek yapabilirsiniz. Hani ben modelde daha güzel gözüksün diye sık koydum biraz ama 4 değil de 6'ya çıkartabilirsiniz arasını. Dediğim gibi isteğe bağlı olarak yapabilirsiniz. Ya da ilk başta tarif ettiğim gibi şuradan mesela bu sarı renkle başlayıp sarıyı takın. Şuraya kadar aynı renk tonuyla yapabilirsiniz. Daha sonra mavi ipinizi takıp buraya kadar aynı renk tonuyla, daha sonra kırmızı ipinizi takıp diğer renge kadar kırmızıyla yapabilirsiniz. Çok çok güzel oluyor o şekilde de. Ama o zaman zürafanızı yazmanızın renk tonunda geçmeniz lazım. Öyle daha güzel oluyor çünkü. Şunları da şöyle taktım ben sizler daha güzel görün diye. Böyle kolay ve gösterişli bir oya. Çok da talebi olan bir oya. Umarım beğenirsiniz. Sizlere bol müşteriler getirsin. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.